hoş geldiniz. Haftanın son gününe hoş geldiniz. Bugün günlerden cuma ve haftayı kapatıyoruz. Sevgili Pekcan Türkeş konuğumuz olacak. Güzel insanlar, bugün sizi bekliyoruz efendim. Yorumlarınızı bekliyoruz. Programımızla ilgili konuşacağımız konular var. Bugün hukuk köşemiz gündemdeki konuları konuşacağız. Her cuma olduğu gibi taze taze haberleri vereceğiz size. Ne değişiyor efendim? Hayatın içinde bir sürü şey değişiyor. Sürekli gündem değişiyor. Ama tabii ki korona gündemi evet biraz daha zayıflamış görünse de devam ediyor efendim. Buradan da söylemek istiyorum. Hala Fahrettin Koca Twitter'dan hepimizi gözetlemeye devam ediyor. Teşekkür ediyoruz. Gece gündüz çalışan Sağlık Bakanımız için ve bütün sağlık çalışanlara gerçekten ayaktan alkışı çoktan hak ettiler. Çok çok teşekkür ederiz. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymaya devam edelim efendim. Haftanın son gününde Pekcan Bey'le yine hukuk konuşacağız. Yine gündemdeki konuları ele alacağız ve en önemlisi tabii ki sizden gelen soruları cevaplayacağız burada ve ikinci yarımızda da yine farklı ülkelere seyahat edeceğiz. Evet, tatile çıkmak isteyenler, tatil planları yapanlar ya da sadece kültür ve sanat için kendini geliştirmek isteyenler için de bence harika bir bölüm oluyor. Farklı farklı ülkeleri, şehirleri gezmek, oradaki insanların kültürüne aslında ne diyorlar? Bir insan, bir dil, yeni bir kültür demek. O zaman bizim için de öyle keşfediyoruz efendim. O zaman bugün lezzetli sohbetlerden 1,5 saatliğine ayrılmayın. Bizimle beraber olun. Güzel bir tarifim var size ve her zaman olduğu gibi yine güzel bir ayetle başlayalım. Önemli bir ayet, zor bir ayet. Uygulaması daha da zor bir ayet ama Rab zaten yüreklerimize bu hikmeti vermesi için dua etmemiz gerektiğini söylüyor. O zaman hadi bakalım bu ayeti bugün açalım beraber. Kalkıp dua ettiğiniz zaman birine karşı bir şikayetiniz varsa onu bağışlayın ki göklerdeki babanız da sizin suçlarınızı bağışlasın. Markus 11, 25, 26. Evet, bir daha söylüyorum efendim. Tekrarlıyorum ki yüreklere iyice kazınsın. Hem kendim için hem sizin için aslında. Kalkıp dua ettiğiniz zaman birine karşı bir şikayetiniz varsa onu bağışlayın ki göklerdeki babanız da sizin suçlarınızı bağışlasın. Markus 11, 25, 26. Şimdi Petrus İsa Mesih'in yanına yaklaşıyor ve diyor ki kardeşim bana bir günah ya da bir hata yaptığında onu kaç kere bağışlamalıyım? 7 kere mi diyor. Rab de ona diyor ki 70 kere 7'yi 70'e bölüp onu bağışlaman gerekiyor. Yani 7 kere değil, 77 kere değil, 777 kere de değil. Bağışlama sınırımızın sonsuz olması gerektiğini aslında ifade ediyor Rab ona ve hepimize. Çünkü bu kutsal kitaptan bir bölüm olduğu için aslında şöyle okumak istiyorum. Petrus İsa'ya gelip diyor ki, kardeşim bana karşı kaç kez günah işlerse onu bağışlamalıyım. 7 kez mi? İsa da diyor ki 7 kez değil, 70 kere 7 kez derim sana. Eğer her biriniz kardeşimizi bağışlayacak yüreğe sahip değilsek Rabbin önünde bağışlamayı istemek Rabbin katında çok da doğru, çok da uygun bir şey olmuyor. Şimdi burada bir parantez açmak istiyorum. Biz bağışlama konusunu yaptık, Gürkan Bey'le de işledik. Şimdi şurada şöyle ufak bir çizgi var. Yüreğinizde hiçbir kin, hiçbir nefret, hiçbir sıkıntı olmaması gerekiyor. Yani karşı tarafı bağışlamamız gerekiyor, affetmemiz gerekiyor. Bu konuyu Gülşen Hanım'la da aslında bu programda işledik. Ve biz kendi payımıza düşeni yapmamız gerekiyor. Her zaman söylediğim şey, benim kendi payıma düşen ne? Yüreğimi temiz tutmak. Kardeşime karşı kin ve öfke beslememek ve onu bağışlamak. Geri kalan her şeyi Tanrı'ya bırakmamız gerekiyor. Çünkü eğer bir insan size sürekli yaralayıcı şekilde yaklaşıyorsa tabii ki kendinizi koruyacaksınız. Buradaki püf noktası şurada. Yüreğinizde barındırdığınız şey. Eğer sizin yüreğinizde kin, öfke ve sıkıntı yoksa, kardeşinizle bağışlamışsanız kendinizi çekebilirsiniz, kendinizi koruyabilirsiniz. Aynı şekilde devam etmek zorunda değilsiniz ilişkilerinize. Bu hep söylediğim bir şey. İlişkiler çok yakın olduğu zaman baktınız ki zarar görüyorsunuz, siz de günaha düşüyorsunuz, kardeşiniz için de sürtme taşı oluyorsunuz, o zaman uzaklaşabilirsiniz. Yüreği temiz tutmak, burada aslında en büyük maksadımız bu. Kardeşlerimize karşı yüreğimizi temiz tutmak. Eğer yüreğinize karşı bir sıkıntı yoksa günah işlememek adına
uzak durabilirsiniz efendim. Bu bana gelen sorulardan biri. Benim ilişkilerim aynı şekilde devam etmeli mi? Yıprandığım ve bana zarar veren insanlarla görüşmeye devam etmeli miyim? Hayır, devam etmek zorunda değilsiniz. O ilişkiye mesafe koyabilirsiniz. Ama yüreğinizi o insana karşı katılaştırmamak, sevginizi bitirmemek gerekiyor. Bağışlayıp bırakabilirsiniz efendim. Buradan da bunu söylemek istedim. Güzel bir ayet, her birimizin kulağında küpe olması gereken bir ayet. Yürek çok önemli. Tanrı'nın önüne gittiğimiz zaman Tanrı neye bakıyor? İnsanlar dış görünüşe bakıyor ve insanlar bizi söylediklerimizle yargılıyorlar ya da göründüğümüz şekilde bizi şekillendiriyorlar. Ama Tanrı bizim yüreğimizde ne taşıdığımızı çok iyi bildiği için yüreğinize hiç kimseye karşı kin, öfke ve sıkıntı taşımayın değmiyor. Çünkü gerçekten ferahlatın yüreğinizi, Tanrı'ya bırakın ve yolunuza devam edin diyorum. Bugün tarçınlı efendim, beyaz çikolatalı kurabiye yapacağım size. Bunun için hemen malzemelerimi sıralıyorum. 4 tane çay bardağı unumuz var efendim. 125 gram tereyağımız var. 1 çay bardağı esmer şekerimiz, 1 çay bardağı normal şekerimiz beyaz, 1 yumurta, 1 paket vanilya, 1 tatlı kaşığı tarçınımız, 1 tatlı kaşığı nişastamız, 160 gram sütlü beyaz çikolata kullanacağım ben. Şimdi ne yapıyorum? İlk önce şekerlerimi ilave edeceğim. Hem esmer şekerimi hem beyaz şekerimi ilave ediyorum. Sonrasında yumurtamı kıracağım. Ondan sonra başlayacağım tereyağımı ilave etmeye. Unu çok dikkatlice koymanızı istiyorum. Yani böyle dördünü de aynı anda değil. Teker teker. Bir unumuzu koyacağız, bir çay bardağını karıştıracağız. İkinci unumuzu koyacağız, tekrar karıştıracağız. 3 ve 4 karıştıra karıştıra, yedire yedire çok fazla, çok güzel bir harman elde edeceğiz. Ondan sonra bu beyaz çikolatalarımızı eritmiyoruz efendim. Kare kare olan bu beyaz çikolatalarımızı kare halinde içine ilave ediyorum. Sonra top haline getirdiğim kurabiyelerimi yağlı tepsinin üstüne, yağlı kağıt serdiğim tepsinin üstüne çatlayana kadar, gerçekten şimdi güldürebilirim sizi burada ama bu kurabiyelerimi biraz bastıracağız ve çatlamasını istiyoruz pişerken. O daha güzel bir görüntü verecektir bize. O zaman çatlayana kadar kurabiyelerimizi 180 derecede önceden ısıtılmış fırında pişireceğiz güzel insanlar. Hazır mıyız? Şimdi bu kurabiyelerin yanına ne gider? Çay, kahveler. O zaman çaylar, kahveler hemen hazırlansın efendim. Bu bölümü kaçırırsanız, şu anda izlemiyorsanız da YouTube'da da tekrarlarımız olacaktır. O zaman hazır mıyız? Lezzetli sohbetlerde Pekcan Türkeş'le beraber güzel bir bölüm sizi bekliyor. Hadi bakalım. Kültür ve sanat etkinlikleri, röportajlar ve İknur Bayfırat'ın stüdyo konukları ile Şehrin Kalbi her cuma saat 17.30'da Sat 7 Türk'te. Ben Volkan Er. Normale dönüş aslında ne kadar normal olacak bunu bilemiyoruz ama... Bununla ilgili çok gündemdeki açıklamaları da sizlerle paylaşacağız. Dünya Görüşü yaz boyunca kaçıranlar için tekrar bölümleriyle karşınızda olacak. Ve Kutsal Kitabın buna bir bakış açısı var, evet. Dünya Görüşü var aslında. Yani adaletin gerçekleşmesini istiyoruz. Ve yapacağımız tek şey tekrar tekrar okumak o Tabii. sözü. Tekrar tekrar ve dua ederek okumak. Senem Ekener ve Volkan Er'in sunduğu Dünya Görüşü... Çarşamba ve pazar günleri saat 20'de Sat 7 Türk'te sizlerle.
Engelsiz Yaşam programından merhaba sevgili seyirciler. Hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de İzmir'e hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Engelli yaşamların engelleri aşan hikayelerini sizlerle paylaşacak olan program Saat 7 Türk'te sizlerle. Size kendinizden bahsedin lütfen. Ben kara kuvvetlerinde emekli albay. 1 yaşındayken çocuk felci geçirdim. İlk müsabakamda 8. oldum. Yani herkesin bir gözlük takması gibi bir şeydir yani engelli olmak. Bir tanem Candan Er'in sunumuyla Engelsiz Yaşam her pazartesi saat 19'da sizlerle. Fizik tedavinin yararı oluyor mudur acaba? Sadece aileler, çocuklarını. Engelsiz Yaşam programından bugünlük bu kadar. Hoşça kalın. Cennetteki babamız, bugün kapılarımızı güzel bir güne açalım. Senin yarattığın muhteşem gökyüzüne, güneşe, ağaçlara, kokulara açalım. Temiz bir ruh ve düşünceyle sana dua ederim. Yardım et ki tüm hayatımız boyunca sevinç ve esenlik içinde yaşayabilelim. Bize ruhunla öncülük et. Senin bu dünyadaki amacına vesileler olarak kullan bizi. Mükemmel olmadığımızı hatırlat ve alçak gönüllü bir ruhla sana ve insanlara yaklaşmamıza yardım et. Ve bahşettiğin yetenekleri, zekayı senin adını yüceltmek için kullanabilme bilgeliği ver. Gereksiz işlerle meşgul etme bizleri. Bilgelik ver Rab, bilgelik ver. Korkuları, endişeleri, tedirginlikleri adınla def ederim Rabbim.
Kalbimi sana açıyor, seninle dolmak istiyorum. Merhaba değerli izleyenler, hepinize esenlik dolu bir akşam diliyoruz. Gençlerin bir araya gelerek birbirinden farklı konuları, farklı düşüncelerle tartıştığı program Geç Olmadan sizlerle. Yani onlara böyle bir merhametle, böyle bir lütufla. İsa Mesih'in bütün dünyanın sorumsuzluğunu nasıl üzerine alıp çarmıhta kendini feda ettiğini konuştuk. Gençlerin yaşanmışlıkları, tecrübeleri ve sorunlarının masaya yatırıldığı, değişen dünya, popüler akımlar ve farklı bakış açılarının tartışılacağı Geç Olmadan her salı akşamı saat 20'de Saat 7 Türk'te sizlerle. Tekrar herkese merhaba. Lezzetli sohbetler kaldığı yerden devam ediyor. Başladı efendim. Ekranları başından ayrılmayın. Şu anda Pekcan Türkeş bizimle. O anda bir merhaba diyelim. Merhaba efendim. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Hamdolsun. Yine bir yayında beraberiz. Evet. Haftayı bitiriyoruz. Evet. Nasıl geçiyor günleriniz? Günlerimiz işte bronzlaşmakta geçiyor. Bu arada havuza giriyoruz filan. Biraz kulaklara su kaçıyor filan. Belki bugün bir işitmede bir problem olursa. Önemli bir şey değil ama değil mi? Yok. Sadece biraz evet. Su kaçtı kulağımıza. Biraz su kaçmış galiba. Tamam, olabilir o kadarı. Evet. Neler yapıyoruz? Nasıl geçiyor? Havuza gidiyoruz, bronzlaşıyoruz. Havuza gidiyoruz. Ondan sonra ben sürekli böyle ilginç şeyleri not alıyorum. Onları programımızda değerlendirmek açısından. Hı hı. Bu arada bir takım hukuki haberler var. Yavaş yavaş geçelim mi? Onları eğer anlatayım. Gündemdeki haberlere geçmek evet. İstiyorsanız dinliyoruz efendim evet. Sizi. Buyurun. Şimdi ilçede inşa edilen karma projelerde yapı ruhsatlarıyla ilgili yeni bir düzenleme getirildi. Şimdiye kadar il belediyesi tarafından bu işler çözümleniyordu. Ama bundan sonra ilçe belediyesine de bu yetki verildi. Yani ruhsatla ilgili değiştirme ve yenileme yetkisi ilçe belediyelerine geçti. Peki. Efendim bu arada koronavirüsle ilgili ilk iş kazası davası açıldı. Hatırlayacaksınız bir genel cerrahın görev sırasında artık ben ona şehit oldu demem lazım herhalde. Yakınları, ailesi daha doğrusu hak sahipleri Sosyal Güvenlik Kurumu'na bir dava ikame edildi. Şimdi ceza davası olmadığı için bundan ilgili rahatlıkla yorum yapabilirim. Yalnız bu arada Sosyal Güvenlik Kurumu bir genelge yayınladı. Burada dedi ki iş kazası veya meslek hastalığında özellikle bu virüsle ilgili, koronavirüsüyle ilgili provizyon alacaksınız denildi. Yani provizyon nedir? Önceden bir izin alacaksınız. Bunu bildireceksiniz bize. Dolayısıyla hiçbir sağlık kurumu, işveren yani bunun iş kazası mı veya meslek hastalığı olduğunu belirtmez. Şunu belirttiği halde belirtirse bir idari para cezası ödemesi lazım. Dolayısıyla bunun davanın seyri sırasındaki bilirkişi incelemesine bırakıyor. Bu davada da bilirkişi inceleyecek. Yani burası işçi olarak kabul edelim. Yani koronavirüsüne bulaşmış olan kişiyi işçi olarak kabul ediyoruz veya Sağlık Bakanlığı memuru da olabilir. Burada bu virüs acaba iş yerinde mi gerçekleşti? Mesela bazı tecrit durumlarında hapishanelerde de oldu biliyorsun gardiyanlar sadece orada kaldı. Yani bu virüsü gidip gelirken almadığı kesin. Yani burada ispat külfetini iddiada bulunanlara yüklüyor. Dolayısıyla eğer dışarıda bu virüse yakalanmışsa sonra iş yerine gelip burada da virüs pozitif çıkarsa biraz zor. Yani bunu iş kazası olarak telakki edilmiyor. Evet yani ama ispat ederse nasıl ispat edecek? İspat şöyle. Tecrit halindeydi. Mesela bir hafta o hekim
veya oradaki sağlık görevlisi veya hapishanedeki gardiyan dışarı çıkmadı. Yani bu virüs içeride kapıldı. Bunu ispat edebilir ama... Mesela şimdi ne bileyim ben tekstilde çalışan, fabrikada çalışan insanlar bunu nasıl ispat edecekler? Edemezler. 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 Birazcık sanki bu da çok da uygun olmamış bir... Evet. Zaten provizyon, genelgede provizyon alınması gerekiyor denildiği vakit orada işvereni bir durumda da kollamış oluyor. Yani şimdi... Bu dava ilk bir dava. Bakalım ne olacak? Nasıl bir bilirkişi raporu verilecek? O bilirkişi raporuna göre davanın seyri belli olacak yani. Kabu iş kazası mıdır? Yoksa meslek hastalığı mıdır? Yoksa dışarıdan mı bu virüs kapılmıştır? O belli olacak. Peki. Efendim bu arada Anayasa Mahkemesi'nin bir ihlal kararı var. Konuyu şöyle özetleyelim. Anne Türk, baba Yunanlı, çocukları bir kız çocukları dünyaya geliyor. Anne ile baba arasında sürekli ihtilaf var yani ve anne Yunanistan'dayken 6 yaşında zannedersem Melis isimli. Melis de biliyorsunuz benim bir ahbabımın kızı da siz de tanıyorsunuz Pervin Hanım'ın kızının ismi de Melis. Melis hem bal demek hem de neydi Yunanca'da? Arı. Arı demekti bravo arı demekti evet. Melis isimli kızını alıyor, Yunanistan'dan Türkiye'ye geliyor. Baba çocuğun kaçırılmasıyla ilgili gerekli müracaatı yapıyor. Çünkü ayrılmadıkları müddetçe velayet müşterektir. Yani hem annede hem babada. Hı hı. Baba Türkiye'deki resmi mercilerden müracaatıyla ama geçici olarak velayet anneye veriliyor. Baba diyor ki biz henüz boşanmadık diyor ve çocuğun babaya iadesine karar veriyor mahkeme. Çünkü bundan önce içindeydi ya yani daha velayet davası çözümlenmeden. Çünkü her iki tarafta Yunanistan'da ikamet ediyorlar. Hı hı. Sonra çocuğun annesinin avukatı Anayasa Mahkemesi'ne müracaat ediyor. Anayasa Mahkemesi... Daha önceki bir mahkeme daha açılıyor yani birkaç tane davanın sonucunda o mahkemenin verdiği kararı da haklı buluyor. Yani o yaştaki çocuğun ihtimamı, gözetimi annesinde olması lazım. Dolayısıyla bunu hak ihlali sayıyor ve çocuğun annenin velayetinde kalması hususunda da karar veriyor. Bu da çok yerinde bir karardır. Güzel. Anayasa Mahkemesi'nin bunu da söyleyeyim. Bir de İngiltere'de madem çocuk dedik, biliyorsunuz bu pedofili dediğimiz suçlar var. İngiltere mahkemesi yine buna benzer bir pedofili diyor ki, benim diyor insan hakları ihlal edilmiş diyor, bir itirazda bulunuyor. Fakat burada İngiltere Yüksek Mahkemesi haklı bulmuyor. Yani şimdi özellikle bazı suçlarda yani insanların şimdi bunun şeyine giremeyeceğim çünkü dosyanın detaylarını bilemediğim için ama bazı suçlarda öyle böyle sübjektif itirazlar geçerli değildir. Bunu da burada belirteyim. Yine biraz önce söyledim ya işçi işveren ilişkileriyle ilgili. Bir kararımız daha var. Yargıtay diyor ki, şimdi biliyorsunuz kıdem tazminatı belli hallerde kıdem tazminatı verilir. Kıdem tazminatının bir tavanı var. Yani onu geçemez diyor. Şimdi her aya göre aynı kira artışlarında TÜFE'ye göre bir oran vardı ya. Evet. Şu anda Haziran ayında en yüksek Haziran'a göre bakıyoruz. Geçtiğimiz Haziran'a göre en yüksek tavan kıdem tazminatında yani kıdem tazminatına konu olacak en yüksek tavan 6.730. 6.730. Bunun kanun diyor ki bunun üstünde olamaz diyor. Ama işveren bu sefer de işverenin lehine bir işveren yanlışlıkla hesabı yaparken sehven 6.730 değil de 7.000 küsür olarak hesap ediyor. Bu durumda
Şimdi ama işçiye verilmiş bu, bu tazminat, kıdem tazminatı verilmiş. Mahkemeye müracaat ediyor. Sonra mahkemenin verdiği karar temizde de onanıyor. Temiz diyor ki tavanı geçemez diyor. Tamam. Yani şimdi siz atıyorum maaşınız 15 bin olur, 10 bin olur ama kıdem tazminatını isterken bu tavanı geçemezsiniz. 6 bin yani şu an geçtiğimiz aya göre 6.730'u geçemezsiniz diyor. Geçemez. Evet. Yasal burada olarak. Da güzel bir karar. Yani her zaman işçi lehine değil, işveren lehine de. Ve işveren yanlışlıkla bir muhasebe hatasından dolayı 7.000 küsür olarak da hesap etmiş. Ama Yargıtay diyor ki bu tavanı geçemez. Evet, genelde ama kararlar çok dikkatimi çekiyor. Evet. İşverenin lehine veriliyor. Şimdi öyle gözüküyor ama aslında o kadar da değil yani. Şimdi kanun koyucu kanunla sınırlı. Eğer zamanında bu kanunlar yapılırken, kanun vaz edilirken işçiyle yine mesela 6.570 sayılı kiracı kiralayanla ilgili kanun kiracıların lehinedir. Demek ki o zaman yani bu kanunun yapıldığı zaman bir de hakim kendi kanaatini de kullanacak. Vicdani bazı şeyler hukuki olabilir ama hakkaniyete uygun olmaz. Doğru. Yani burada da buna şey yapacağım. Biraz da tebessüm edelim ama tebessüm ederken yüksek sesle mi konuşuyorum yoksa bana mı öyle geliyor? Yok, size öyle geliyor. Gayet tamam. Güzel konuşuyorsunuz. Çünkü kulaktan dolayı. Bir problem yok. Evet. Şimdi TikTok diye bir şey var, bir uygulama var. Evet, herkes kullanmaya başladı. Evet ama çok enteresan. Şimdi ülkemizde kişisel verileri koruma kurulu var. Evet, kişisel doğru. Verileri koruma kurulu var. Amerika'dan önce kişisel verileri koruma kurulu bunlar bu şeyde TikTok uygulamasında casus uygulama var diye bir ihbarda bulunuldu. Bir inceletme başladı. Ancak bunu ben birkaç eşim dostum bana gösterdi. Burada erotizm içerikli videolar yayınlanıyor. TikTok'ta yani, mı? Evet, TikTok'ta. Bu Çin menşeli olduğu için iki gün önce haberlerde izledim. Amerika Çin'e bundan dolayı bir uyarı gönderdi. Şimdi Amerika'nın savunması şu, bu bir yine bizdeki, bizim kurul gibi casus uygulamadır diyor. Yani kişilerin özel bilgilerini, şimdi eğer kişi istihbarat açısından diyor, bu bir istihbarattır diyor bu yazılım. Yani bu yazılımı iptali cihetine gitmek istiyor. Şimdi şöyle düşünsek, biz zaten Facebook'a buna mümasil sitelere girerken aynı George Orwell'ın bir hayvan çiftliğinde sonra Big Brother, büyük abi bizi gözetliyor romanlarında olduğu gibi zaten bütün bu şeyler diyelim ki Amerikan menşeli bu şey, bütün verilerimiz zaten ellerinde. Ama burada cansız uygulama, yani sıradan bir insanın TikTok kullanıyorsa, genelde bu gençlerin kullandığı bir şey. Bir istihbarat ajanı herhalde TikTok kullanmaz yani. TikTok kullandığı vakit onun verilerini de alıyor ister istemez Çin hükümeti. Bizim kurulda böyle bir ince, ciddi ciddi. Önce ben bunu böyle şaka falan zannediyordum. Sonra bayağı girdim. Yalnız burada benim hiç benimsemediğim erotik içerikli mesajlar var yani. Okey. O zaman yani TikTok ya da Facebook ya da Instagram. Hayır, Facebook, yani... Instagram'a demiyorum. TikTok. TikTok. Yani bu tamam. Uygulama bana zaten çok saçma geliyor. Evet. Çok net söyleyeyim. Yani kişisel fikrimi istiyorsanız, yani kullananlara hiçbir şey söylemiyorum ama yani ne anlamı var anlamadığım bir uygulama. Evet, evet. Neden böyle bir uygulama var da anlamıyorum. Yani hayatımıza ne kattı bu uygulama onu da anlamıyorum. Yani eğer kaldırılması gerekiyorsa da çok büyük bir kayıp olmayacaktır hayatımızda diye düşünüyorum. Evet, 15-16 yaşındaki kız sesleniyor.
kapının üstüne bir kaba kola koyuyor. Kola koyuyor. Demek ki onu TikTok'tan izledi. Adam da mütedeyyin bir insan. Babası efendim kızım diyor. Kapıyı açınca kola adamın üzerine dökülüyor. Evet, yani işte dediğim yani gibi çok... babasına yani bir insan... İşte İpekcan Bey, aslında bu konuyu çok da uzatmak istemiyorum. Çünkü bana göre çok konuşulacak bir şey yok. Değil, yani evet. Bu bizim hayatımızda olsa da olmasa da bu uygulama bizim için bir kayıp değil. Evet, kayıp yani değil. O zaman ne karar verirseler başımızın üstüne diyorum ben. Evet. Hiçbir zaman anlamadım bu uygulama neden hayatımıza geçti. Çıkarsa da sorun değil bence, sizin için de olmasın diyorum evet. Efendim. Ama gençlerin hep elinde. Efendim, şeylere geçmeden önce kelimelerin orijinlerine bir yine göz atalım. İlk kelimemiz Kafkas, Kafkavari. Kafka kimdi? Kafkavari nedir? Önce onu söyleyelim bilmeyen izleyicilerimiz için. Böyle bunaltıcı, rahatsız edici, kabus dolu bir yaşantıya biz hemen meşhur... Franz Kafka'nın yazdığı Dava ve Dönüşüm vardı. Adam bir sabah kalkıyor, hamam böceğine dönüşmüş. Roman bunu anlatıyor. Çekya'nın, Çek asıllı bir romancının, yani zamanında özellikle dava. Adam hakkında bir dava açılıyor. Bu Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı sırasındaki bunalımlı günleri ifade ediyor. Dolayısıyla biz... böyle bir tanımlama var. Kafkavari bir durumla karşı karşıyayız. Bunun da demek ki kelimenin orijini de Çek veya Çekya vatandaşı. Eskiden Çekoslovakya'ydı. Çekoslovakya ikiye ayrıldı. Bir taraf Çekya oldu ülke olarak. Bir taraf da Slovakya oldu. Yani Çeklerin Prag doğumlu bir yazarının, önemli yani 20. yüzyıl edebiyatının önemli yazarlarından Kafka'nın bu ismi kabusu, bunalımlı günleri ifade ediyor. Peki efendim. İkinci kelimemiz efendim, Keynes ekonomisi diyoruz. Nedir Keynes ekonomisi? Keynes ekonomisi. Evet, Keynes ekonomisi nedir? Özel sektörle kamu sektörünün birleşip karma bir ekonomik sistem getirirsek bunun adı, iktisatta Keynes teorileri, Keynes ekonomisi deniyor. Ekonomisi. Yani Keynes ekonomisi gerçekten uygulamamız gereken bir ekonomi. Hem kamu sektörü hem devlet sektörünün içinde olduğu hem de özel sektörün içinde olduğu bir karma ekonomi. Bu da ünlü İngiliz iktisat yazarı John Keynes'ten geliyor. Ondan sonra bir tane daha efendim Pyrrhus zaferi bu çok Pyrrhus zaferi. Evet, Pyrrhus zaferi. Şimdi bu sizin yine Yunan şeyine giriyor. Pyrrhus zaferi nedir? Faturası maliyetinden daha fazlaya mal olan bir zaferdir. Yani bir şeyi kazanıyorsunuz, kazandınız ama o kadar çok masraf yaptınız ki atıyorum yani bir dava açtınız. 100 evet. liralık bir dava açtınız. Yani ve davayı kazandınız ama bu dava için 500 lira masraf ettiniz. Böyle durumlarda ben davadan yola çıktım ama normal hayata da uygulayabilirsiniz. Pyrrhus zaferidir. Bu Pyrrhus zaferi dediğim gibi astarı yüzünden pahalıya mal olmadı. Evet, çok güzel. Bu da meşhur kimdir? Pyrrhus efendim Kral Pyrrhus'ten, Yunan kralı Pyrrhus'ten geliyor. Süpersiniz. Efendim bir tane daha son kelimemizi söylüyoruz. Piyango. Size piyango vurdu. Piyango vurdu. Evet, tamam. Piyango nedir? Piyango sadece Türkiye'dedir bu piyango ismi. Başka hiçbir ülkede yok. Yani piyangonun şeyi... Bir tek Türkiye'de. Neden Türkiye'de? Çünkü Türkiye'de Osmanlı'nın son zamanında Cumhuriyet'le beraber bir banker var. Bankerin ismi İtalyan banker Bianco. Bianco. Adamın ismi Bianco olduğu için bu böyle talih oyununu kendisi keşfetmiş ve bu kabul etmişler. Dolayısıyla onun ismine izafeten Bianco'nun ismine
izafeten piyango denilmiş. Peki efendim. Evet. Sorularımıza geçelim. Sorularımıza geçelim efendim. İlk soruyu sorabilirim efendim. Evet. Babam vefat etti, başınız sağ olsun. Biz üç kardeşe bir daire miras bıraktı. Şu tarihe kadar veraset ilamı çıkartmadık. Benim bankalara borcum var. Bu durumda benim niyetim daireyi satmak ve elime geçecek parayla da borcumu ödemek. Acaba satış için müşteri ararsak da satış anında hem veraset ilamı çıkarsak hem satış yapsak olur mu? Veya ben mirası reddetsem bu takdirde benim hissem ne olur? Kardeşlerime kalırsa mesele yok, ne dersiniz? Evet, şimdi iki tane soru var burada. Bir, hatta üç tane sor. Veraset ilamını ne zaman çıkartayım? Her zaman çıkartabilirsiniz. Eskiden ne oluyordu? Mahkemeden çıkartılıyordu. Hı hı. Şimdi notere gidiyorsunuz. Ve çıkartabiliyorsunuz. Evet. Mahkemeden ne zaman? O noter bazen diyor ki bak burada diyor isimlerde diyor bir hata var diyor. Tutmuyor diyor. Mahkemeye müracaat ediyor. O çok böyle yani binde bir olan bir şey. Tamam. Şimdi veraset ilamını çıkarttık. Hı hı. Biz burada hissederiz. Ama şimdi Muris'in miras bırakanın borçları var. Ne yapalım biz? O zaman ben bu borçlardan da sorumluyum. O zaman ne yapacak bu izleyicimiz? Hemen mirası reddedecek. Ne kadar zamanda miras reddolunur sizce? Kaç ayda? 3 ay, 4 ay, 5 ay? 3 ay. 3 ayda oluyor. Evet. 3 ay içinde. Yani 3 ay zamanı var yani. Evet. 3 ay. Ölümden itibaren veya kanun koyucu bir kolaylık tanımış. Ölümü öğrendiği tarihten itibaren adam vefat bugünü, etmiştir ama bugünü gene ama ben bir hafta genelde öyle yapılıyor. Yani ben haricen duydum. Ya sen onun mirasçısın nasıl duymasın ama bunu yapıyorlar. İşte ben yurt dışındaydım bilmem neydi aram iyi değildi. Ne yapıyor? 3 ay içinde dava açıyor ve mirası reddediyor. Ha kendi kısmı ne oluyor? O borçtan kurtuluyor yani borçlarını. Diğer mirasçılar, iki tane mi kardeşi var? İki tane evet. Daha kardeş i̇ki kardeşi, var. Miras iki kardeşine kalıyor. Kardeşler de babalarının şeyini öderler, borçlarını öderler. Miras da kendilerine kalır. Peki efendim. Evet. Çok da karmaşık bir durum yok o zaman. Yok, basit. Süper. İkinci sorumuz. 6 yıl önce Marmara Ereğlisi'nde evet. Deniz kenarında bir yeri noter satışıyla satın aldım. Hayırlı olsun diyoruz buradan. Müşterek tapuluymuş, şimdi dava açmamız gerekiyor. Satışın o günkü değeri üzerinden mi yoksa bugünkü raiç değer üzerinden mi alacak hakkı doğar? Evet. Evet bu çok önemli bir soru önemli bence. Önemli soru. Bunu zaten sen cevaplandıracaksın. Şimdi Marmara Ereğlisi'nde biraz tereddüt ettin. Çünkü bir de Zonguldak yakınlarında eskiden Zonguldak'a bağlıydı. Şimdi vilayet oldu Ereğli. Benim de başrolü oynadığım Ehliyet Senin Neyine Dönç Şinası Evine diye bir oyun vardı. Bu nasıl bir isimdir? Ama bu ismi Emniyet Teşkilatı'nın basın sözcüsünü yazdığı bir oyundu. Sonra Antalya Emniyet Müdürlüğü yaptı Feyzullah Aslan. Buradan da saygılar, selamlar. İsim babası da benim. Çünkü bu oyunun tutması için bir trafik başkomiserinin hatta rahmetli Orçun Sonat vardı oyunda. Eşimi de Işık Aras hanımefendi. Oh, ne güzel. Evet, Işık Aras da şu anda Marmaris'te inzivaya çekilmiş. Dinleniyor. Evet, dinleniyor. Dolayısıyla bir de orada Ereğli var. Onun için izleyicimiz Marmara Ereğlisi demiş. Küçük bir yer. Şimdi sorumuz hep ben böyle daldan dala atlıyorum. Sorumuz? Bu el senetiyle ve noter senetiyle. Şimdi defalarca söylüyorum. Gayrimenkullerin, arsaların, arazilerin, evlerin el sanatını bırak, el senetini bırakın. Noterden bile satışı olmaz. Geçerli değildir. Mutlaka tapuya gidilmesi lazım. Eskiden el senetiyle olan satışları köy senedi deriz. Muhtarın yaptı. O zaman kadastro, şimdi kadastro çalışmaları, tapulama mahkemeleri neredeyse bitmiş bir vaziyette. Yani bir yerde eğer tapulama varsa orada tamam ben bunu el senetiyle aldım veya noterden aldım. Geçerli oluyor muhtarın da tasdikiyle ama şu anda noterlerde sadece satış vaadi yapabiliriz. Yani şöyle der şu ada, şu hafta, şu parseldeki daireyi şu kişiye satmayı vaat ediyorum.
şu zamanda eğer satmaktan vaadini yerine getirmezse dava açıyorsunuz. O zamana kadar da o gayrimenkul yerinde kalır mı kalmaz mı? Onun için ben böyle noter satışıyla özellikle Marmara'da o civardaki deniz kenarındaki yerlerin alınmasına karşıyım. Adam bu notere gelir, size satar, ondan sonra diğer notere gider, oraya satar. Bunun tapuda tescili bile geçerli değil. O çünkü tapuya gidip tapuda bu işlemi yapmanız lazım. Dolayısıyla gayrimenkulün böyle satışı geçerli değildir. Peki efendim, peki şeyi sordular, para konusunu sormuşlardı. Yani o günkü değeriyle mi, şimdiki değeriyle mi? Şimdi şey geçerli olmadığına göre parayı da konuşamam ben yani. Değil mi? Şimdi oradaki satış geçerli değil geçerli ki. Geçerli değil. Evet. Umumi mahkemelerde dava açar. Onun da şeyi ispat ederse bir başka soru daha var menfi tespit onunla ilgili. Böyle bir menfi tespit şimdi daha bu adamcağız ne yapacak tam olarak? Şimdi, benim kafam çünkü yandı şu anda. İzleyicilerimiz şeyi, de anlasın. Ne yapması gerekiyor? O kişiyi alacak. Kardeşim bak sen bunu bana sattın. Parasını da ben sana ödedim. Tamam diyecek. Gel diyecek tapuya gidelim diyecek. Bu kadar basit. Tapuya götürmesi evet, gerekiyor. Tapuya gidiyor. Tapuda bu işlemi yapması lazım. Peki. Yani tapuya götürmeden diğer şeyi de şey yapar. Bak kardeşim şu tarihte sattık. İşte bunun raiç bedeli şuydu. Adam parasını almış zaten. Bir problem yok. Evet. Tapuda satarken de o zamanki raiç değeri olabilir. O raiç değeri önemli değil. O vergi mevzuatına girer. Yani yeter ki tapuya kadar götürsün adama. Kolay gelsin efendim. Biraz zor bir durum gerçekten. İşte bunu ispatlamak, ikna etmek. Miras hukuki emekli maaşına tatbik edilir mi? Ölümümden sonra maaşımın hayır kurumlarına ödenmesi istenebilir mi? Evet. Şimdi bir defa miras hukuku kesinlikle emekli maaşıyla tatbik edilmez. Yani böyle bir şey yok. Halk arasında ne zannediliyor biliyor musunuz? Şimdi diyelim ki mirası, hani demin bir soru vardı ya, mirası reddetmem gerekti. Evet. 3 ay içinde reddediyorum ya. Evet. Burada da aynı şekilde veya miras bana kalacak dul ve yetim maaşı, sen mirası reddedebilirsin ama dul ve yetim maaşı mirası ve borçlardan dolayı mirası reddedersin. Ama maaş miras hukukunu ilgilendirmez. Size sosyal güvenlik kurumundan sizin şahsınıza verilen bir dul ve yetim maaşıdır. Bunun hayır kurumuna devri de olmaz. Siz vefat ettiğiniz zaman zaten otomatikman kesiyorlar efendim. Evet. Yani sizin bütün bu şeylerinizi yani hayır, şimdi emekli bunu maaşınızı evet, başka bir yere miras olarak bırakamıyorsunuz. Bırakamıyorsun. Öyle bir şey yok. Ama kendi dul ve yetim maaşı olarak şeye kalıyor. Yani kadınlar evlenene kadar babalarından, annelerinden bu babadan şeyi alıyor. Babadan kıza kalıyor. Evet. O ayrı. Tamam. Ama işte siz başka bir ne bileyim ben bir kuruma emekli evet, maaşınızı evet, bırakamıyorsunuz miras olarak. Evet, yani evet. Burada yani, böyle bir ayrım var. Tabii böyle bir vasiyet yapsanız geçersiz. Hı-hı. Sadece ilgililiğe bırakılabiliyor. Evet, süpersiniz. Şimdi dördüncü sorumuz diyor ki kira sözleşmesinin 2 yılda devam etmesi için ne yapmamız lazım? Çok güzel bir soru. Evet bunu yine sen lazım cevaplandıracaksın. Yani İster kira mukavelesi 1 yıllık yapılsın, hı-hı, ister 5 yıllık yapılsın, hı-hı, o yılın sonunda 1 yıl aynı şartlarla temdit ediliyor. Hani ne demiştik hatırlıyor musunuz? Biz 1 yıllık bir kira sözleşmesi yaptık, kefil de var orada. Hı-hı. O kefil 1 yıl için kefaleti devam ediyor. 2. yıl kefilin kefilliği olmaz. Evet. Onun için mal sahipleri burada mukavele kiracılarına eğer kefil istemişlerse o kefili şöyle yazması lazım. Müşterek borçlu ve mütesersil kefil. Yani bu kira mukavelesi devam ettiği müddetçe kefillikte devam eder. Onun için insan yani normali böyle olması. Siz 1 yıllığına beni mesela kefil olarak gösterdiniz.
O yıl için tamam benim sizinle ilişkilerim. Şey, ama ondan sonra siz ila nihaya burada kiracı olarak kalacaksanız benim kefaletim söz konusu olmaz. Bunun için mutlaka müşterek borçlu mütezelsil kefil lafını koymak, zincirleme. Yani ister kefilden parayı alır, ister mal sahibinden alır. Şimdi kira mukavelesi bir yıl için yapılmışsa bir yıl bitmeden 15 gün önce siz devam ettirmek istemiyorsanız en az 15 gün önce kiracıysanız mal sahibine... Pardon, lafınızı bağla bölüyorum da. Zaten artık 2 yıllık sözleşmeler yapılmıyor. Yani benim bazı iş yerlerinde yapılıyor. İş yerlerinde yapılıyor ama konutlarda yapılmıyor. Yani kiracı kiracı ve ev sahibiyle ilişkilerde çok az. Çok az. Neden? Şimdi eğer kiralayan da kötü niyetli kiralayan da oluyor. Şimdi şöyle düşünüyor. Ben bir yıllık yaptım. Ondan sonra kiracıyı çıkartmanın yolları var. Neler kiracı çıkartma? Dediğim gibi. Birçok yolu var. Evet. İşte Almanya'dan oğlum geldi, bilmem ne kızım evleniyor filan. Bunun için hiç olmazsa diyor, ben bu kadar kötü niyetli bir mal sahibiyle karşılaşırsanız kanunun verdiği bir sürü boşluklar var. Mesela boşluklardan bir tanesi, iki tane haklı ihtar gönderirse seni size, her ayın en az 5. gününe kadar ödemeniz lazım. Oldu da 6. gün ödedi. Bir ihtarname gönderdi kira yılı içinde. Takvim yılı değil. Mesela kira siz Mayıs'a girdiniz, öteki Mayıs'a kadar. İki tane haklı ihtardan sizi çıkartabilir. Veya akde muhalefetten. Şimdi biliyor, ben baldızımla beraber burada, burayı tuttum. Biliyor mal sahibi. Ama orada yazılmamış. Orada ne diyor? Kiracı yanına kimseyi alamaz diyor. Ama biliyor, bu içeri girerken baldızıyla beraber girdi adam. Veya kayınvalidesiyle beraber girdi, anasıyla beraber girdi. Ha, birinci yılın sonunda kötü niyetli ya, daha yüksek bir kira bedeliyle evi vermek istediği vakit ne yapıyor? Akde muhalif davrandınız diyor. Şimdi sözleşmede yanına kiracı alamaz. Mesela iş yeri ise ortak alamaz. Böyle bir ibare varsa onun için bunlar şey. Bir de 10 yıllık kiralarda nasıl çıkartacağız? 10 yılın şimdi. Artık bir gerekçeye gerek kalmıyor ama. Gerekçeye kalmıyor ama süre bakımından. Ne zaman? Şimdi normal kirada. Bir ay galiba. Yok. Ne kadardı? Normal kirada 15 gündü. 10 yıllık şeylerde 3 ay öncesi. 3 ay öncesinden. Evet, hiçbir neden göstermeden. 3 ay öncesinden çıkartabiliyorlar. Evet. Demek ki normal kirada 15 gün, 10 yıllık kirada 3 ay. Yani şimdi nereden tutarsanız elinizde kalıyor. Yani kiracısanız bu ülkede biraz problem. Gördüğünüz gibi 10 seneyi de doldurduysanız vay halimize, istedikleri zaman bizi çıkartabilecekler. Efendim Şemsa Hanım, bundan sonra böyle bu bilinen soruları siz cevap vereceksiniz. Evet, gerçekten bu büyük bir problem ama bu bence yani gerçekten devlet tarafından da bir el atılması gereken bir konu. 3 ay öncesinden hiçbir sebepçe gösterilmeden insanların evden çıkartılması biraz insafsızca geliyor. Bana son sorumuz, evet. Hiçbir borcum olmamasına rağmen dolandırıcılar aleyhime icra takibi yaptılar. Bilmediğim için de 7 gün içinde itiraz edemedim. Şimdi eve hacze gelirlerse ne yapabilirim? Evet. Şimdi bu çok kimsenin başına gelen bir şey. Şimdi bir dolandırıcı da yapar. Her zaman örnek veriyorum. Nişantaşı'nda eskiden çok böyle davalar oluyordu. Ben girerdim. Büyükada'daki adliyede çok böyle davamı. Oradaki Musevi vatandaşlarımız özellikle Büyükada'da biliyorsun Burgaz'da Rum asıllı vatandaşlarımız, Kınalıada'da Ermeni vatandaşlarımız var. Dolayısıyla onların adada olduğunu bildiği şeye hemen ilamsız takip yapıyor. Bankaların yaptığı gibi. Ben sizden 100 bin lira elden verdim diye bunu icra memuru araştırmıyor. Size ilamsız bir ödeme emri gönderiyor. Orada diyor ki 100 bin lira elden verilmiştir. Bir eğer böyle bir borçlu değilseniz diyor. İtiraz edin diyor. Siz borçlu değilseniz zaten itiraz ediyor. Ama evde yok. Evde olmayınca nereye bırakılıyor bu tebligat? Muhtara bırakılıyor. Muhtara bırakıldığı an size tebliğ edilmiş sayılıyor. Muhtar da bir hafta sonra vatandaş Büyükada'da adadayken bu sefer kötü niyetli alacaklı değil, bu dolandırıcı tutuyor.
takip kesinleştiği için gayrimenkule haciz koyuyor. Yani adam adadan geldiği vakit evinin satışını görüyor. 100 bin liralık. Ha, ne yapması lazım? Ne yapması Toplayalım lazım? Toplayalım hemen. Hemen menfi tespit davası açması lazım. Ben bu adama 100 bin lirayı nereden verdim? Bunu da ispat etmesi lazım. Bu adamdan hiç görmemiş hayatında. Böylelikle bundan kurtuluyor. Ancak menfi tespit davasını açmak için de teminat yatırması lazım. Alacağın en az %15'ini icra veznesine yatırması lazım. Peki efendim. Şimdi kısacık bir ara vereceğim. Çaylar kahveler şöyle bir tazelensin efendim. Biz burada yine devam edeceğiz. Kültür ve sanat etkinlikleri, röportajlar ve İknur Bayfırat'ın stüdyo konukları ile Şehrin Kalbi her cuma saat 17.30'da Saat 7 Türk'te. Ben Volkan Er. Normale dönüş aslında ne kadar normal olacak bunu bilemiyoruz ama... Bununla ilgili çok gündemdeki açıklamaları da sizlerle paylaşacağız. Dünya Görüşü yaz boyunca kaçıranlar için tekrar bölümleriyle karşınızda olacak. Ve Kutsal Kitabın buna bir bakış açısı var, evet. Dünya Görüşü var aslında. Yani adaletin gerçekleşmesini istiyoruz. Ve yapacağımız tek şey tekrar tekrar okumak o Tabii. sözü. Tekrar tekrar ve dua ederek okumak. Senem Ekener ve Volkan Er'in sunduğu Dünya Görüşü... Çarşamba ve pazar günleri saat 20'de Saat 7 Türk'te sizlerle. Engelsiz Yaşam programından merhaba sevgili seyirciler. Hoş geldiniz programımıza. Hoş nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de İzmir'e hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Engelli yaşamların engelleri aşan hikayelerini sizlerle paylaşacak olan program Saat 7 Türk'te sizlerle. Size kendinizden bahsedin lütfen. Ben kara kuvvetlerinde emekli albay. Bir yaşındayken çocuk felci geçirdim. İlk müsabakamda 8. oldum. Yani herkesin bir gözlük takması gibi bir şeydir yani engelli olmak. Bir tanem Candan Er'in sunumuyla Engelsiz Yaşam... Her pazartesi saat 19'da sizlerle. Fizik tedavinin yararı oluyor mudur acaba? Sadece aileler, çocuklarını. Engelsiz Yaşam programından bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Yürekten öptü sana.
cennetteki babamız, bugün kapılarımızı güzel bir güne açalım. Senin yarattığın muhteşem gökyüzüne, güneşe, ağaçlara, kokulara açalım. Temiz bir ruh ve düşünceyle sana dua ederim. Yardım et ki tüm hayatımız boyunca sevinç ve esenlik içinde yaşayabilelim. Bize ruhunla öncülük et. Senin bu dünyadaki amacına vesileler olarak kullan bizi. Mükemmel olmadığımızı hatırlat ve alçak gönüllü bir ruhla sana ve insanlara yaklaşmamıza yardım et. Ve bahşettiğin yetenekleri, zekayı senin adını yüceltmek için kullanabilme bilgeliği ver. Gereksiz işlerle meşgul etme bizleri. Bilgelik ver Rab, bilgelik ver. Korkuları, endişeleri, tedirginlikleri adınla def ederim Rabbim. Kalbimi sana açıyor, seninle dolmak istiyorum. Merhaba değerli izleyenler, hepinize esenlik dolu bir akşam diliyoruz. Gençlerin bir araya gelerek birbirinden farklı konuları, farklı düşüncelerle tartıştığı program Geç Olmadan sizlerle. Yani onlara böyle bir merhametle, böyle bir lütufla. İsa Mesih'in bütün dünyanın sorumsuzluğunu nasıl üzerine alıp çarmıhta kendini feda ettiğini konuştuk. Gençlerin yaşanmışlıkları, tecrübeleri ve sorunlarının masaya yatırıldığı, değişen dünya, popüler akımlar ve farklı bakış açılarının tartışılacağı Geç Olmadan her salı akşamı saat 20'de Saat 7 Türk'te sizlerle. Tekrar herkese merhaba. Lezzetli sohbetler kaldığı yerden devam ediyor. Bugün lezzetli mi lezzetli sohbetimizi yaparken bir yandan da tarçınlı beyaz çikolatalı kurabiyeler yaptık sizinle. Bunun için neye ihtiyacımız var? 125 gram tereyağımız, 4 çay bardağı unumuz, 1 çay bardağı esmer şekerimiz, 1 çay bardağı normal şeker, beyaz şeker, 1 yumurta, 1 paket vanilya, 1 tatlı kaşığı tarçın, 1 tatlı kaşığı nişastamız, 160 gram sütlü beyaz çikolata ihtiyacımız var efendim. Çok güzel, çok lezzetli, çok pratik bir tarif. Ne yapıyoruz? Şekerlerle başlıyoruz. Hem esmer hem beyaz şekerimizi karıştırıyoruz. Ondan sonra yumurtamızı, tereyağımızı ilave ediyoruz. Un kıvamına dikkat etmenizi istiyorum. Unları yavaş yavaş ilave edelim. Hemen hepsini dördünü birden ilave etmeyelim. Böyle ölçüyle karıştıra karıştıra güzel bir kıvam eldikten sonra vallahi efendim şu anda kurabiyelerim biraz daha sertleşecekler. Lütfen daha fazla pişirmeyin. Şu hale geldiğinde şu kıvamda tamamdır kurabiyeler. Hazırlar şu anda bizim yememizi bekliyorlar. Evet efendim. Evet. Şimdi seyahate çıkıyoruz. Seyahate çıkıyoruz. Şimdi bugün nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Nereye gidiyoruz efendim? Işıklar ülkesi Fethiye. Fethiye. Nerede diyeceksiniz ki niye Işıklar ülkesi demişler? Ve bir defa izleyicilerimiz Fethiye'nin nerede olduğunu şöyle Ege Denizi ile Akdeniz'in birleştiği bir coğrafyada, Muğla'ya bağlı. Yakınlarında nereler var? Bodrum var, evet. Marmaris var, doğru. Dalyan var. Efendim, Fethiye, Telmessos antik kentinde Apollon'un bir şair oğlu var. Apollon da biliyorsunuz Yunan mitolojisinde. Doğru. Şair oğlu Telmessos'un antik kentinin adı. O zamanlar Megri'ymiş. Megri Yunanca'da Magri'den gelir. Ne demek? Uzak demek değil mi? Makriya. Makriya bravo. Hı-hı. Uzak demek. Aynı zamanda Megri bana şunu hatırlattı. Kürtçe'de Megri ağlama demektir. Ağlama. Ağlama. Hatta hatırlarsınız başbakanımızın o zamanki başbakanın eşi Şivan Perver'le İbrahim Tatlıses Megri Megri bu düet yaptılar bu türküyü. Çok bir ağıttır yani. Hı hı. Barış için diyor artık barış olsun ağlama. O zamanki başbakanımızın eşi de yani ağlamıştır bundan. Böyle müzik zaten evrenseldir. Müziğin vatanı yoktur. Biraz eskilere gidip başka bir şey hatırladım. Hatırlar mısın? Samanyolu diye bir parça vardı. Metin evet. Bükey abimizin. Evet. Samanyolu Belkanto'nu Sen Bir Şarkısın olarak söylemişti hatırlıyor musun? Serpil Örümcel, Berkant. Hayır. Yaş işte, tutmuyor. Yaş tutmuyor. Evet. Abi. Şimdi onu Metin Bükey
Lady ne olarak şey yaptı? O lady bilmem ne diye Batı televizyon şeylerinde, radyolarında sürekli çalınırdı. Tamam. O Lady Mary'di değil mi? O Lady Mary'di galiba, evet. Berkant'ın Samanyolu'nu ben yıllar önce Portekiz'de bir gece kulübünde bu şarkıyı duydum. O Lady Mary. Dişokya'ya dedim ki biz yap, bir daha çal dedim. Adam bir daha çaldı yanımda. Çok etki. Adam dedi ki niye bu kadar etkilendiniz? Dedim bu benim arkadaşım Metin Bükey'in dedim şarkı. Hayır dedi, bu bizim Portekizlerin Portekizlerin balıkçıların halk şarkısı dedi. Ben geldim. O zamanlar zaten bu şarkının Teoman Alpay benim diyordu. Metin Bükey abim de benim diyordu. Metin Bükey'i böyle yaptım rahmetli. Metin abi dedim, o Lady Mary dedim. Portekizlerin dedim balıkçıların halk şarkısıymış. Dedi ki evlat dedi. Emel Sayın'la beraber Mısır'a gittiğim vakit ben de Mısır'da Araplardan aldım dedi. Yani niyice sözler değilse bile şarkıların o ritim, o melodi unutulmaz. Doğru. Süper. Evet, şimdi burası bir küçük İngiltere diyebiliriz Fethiye'ye. Fethiye'nin merkezde bir Passepartout diye bir çarşı var. Passepartout nedir? Oradaki çayın ismidir. Aynı zamanda Passepartout'un bulunduğu sokağa Şemsiyeler Sokağı da diyorlar. Niye? Böyle şeyde sokakta, şeyde sokağın tepede yani şemsiyeler, ters dönmüş şemsiyeler. Fransa'da da vardır böyle Şerbuk Şemsiyeleri diye Catherine Deneuve'in de bir filmini hatırladım. Aynı zamanda o Şemsiyeler Sokağı'nın diğer adı da 95. Sokak. Şimdi burada bir Fethiye Hamamı var. Ondan sonra gelelim Ölüdeniz'e. Bakın Kleopatra, evet, koyu. Gitmişliğim var. Bakın şu yere. Balık Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun koyudu bu balık. Bedri Rahmi kimdir? Bedri Rahmi Halikarnas balıkçısıyla Bodrum biliyorsun Halikarnas ismindedir. Halikarnas balıkçısıyla Mavi Tur'u ilk çıkartanlar onlar olmuştur. Ölüdeniz bu arada yani ülkemize diyorum ya, Avrupa'ya çıkmadan önce ilk önce kendi ülkemizi aslında bir gezmek gerekiyor. Fethiye, Ölüdeniz, Kelebekler, evet, Vadisi. Evet, evet. Şimdi ondan onları, sonra evet, gerçekten çok güzel yerler. Mutlaka gidin. Yani Avrupa'dan önce ilk önce kendi ülkemizde görülmesi, evet, gereken çok güzel yerler var. Evet, ben inanır mısın 35-40 sene önce Kaş'ı bir İngiliz ahbabım Peter Murdy vasıtasıyla öyle utandım ki ben... Şu anda 42 yıllık profesyonel, ülkesel rehber olmama rağmen, hı hı, Kaş'tan bir haberdim. Yani benim diplomam da yani bir yerde kendi kendimi de ayıplamıştım o zaman. Yani bir yabancıdan Kaş'ı, biliyorum Kaş'ı duydum ama bu kadar önemli bir yer olduğunu bilmiyordum. Evet, çok önemli. Evet, Ölüdeniz'de lagün diyoruz, deniz kulağı. Nedir deniz kulağı? Denizin böyle... kıyılara biriktirdiği şeye deniz kulağı diyoruz. Orada dikkat ederseniz zaten Ölüdeniz'in de oluşması nedir? Böyle bir liman gibi o, evet, lagünler, deniz kulakları, doğru, vasıtasıyla orada hiçbir akıntı olmaz. Mesela Ölüdeniz'in üstünde Baba Dağı var. Baba Dağı'nda paraşüt yapıyor. Bravo. Onun adı paragliding İngilizcesi. Paragliding. Evet, yamaç paraşütü. Evet. Bu arada bizim kanalımızda Barbaros Balaban'da abi dedi, esasında sen dedi paragliding yapman lazım dedi. O da tekne giderken paraşütle, onun adı da paragliding'miş. Evet, onu yaptım ben. Öyle Antalya'da. Mi? Evet, çok güzel. Korkunç. Evet. Çok ürkütücü bir şey. Yani tekne giderken paraşütle sizi bağlıyorlar ve yani tekne hızını arttırdıkça siz yukarı doğru uçmaya başlıyorsunuz efendim paraşütte. Ama tabii yani yüksek korkunuz falan varsa benim gibi çok fazla denemeyin böyle ben şeyler. Ben Tunus'ta yaptım ama... korkutucu, benim biraz için çok korkutucuydu. Evet, yanımızda pilot da vardı. Şeyde de... Baba Dağ'da da oradaki bir otel, Ölüdeniz'deki bir otelde idareci olarak çalışan genç Bayram Özdemir, ona da buradan teşekkür ediyorum. Çok güzel benimle ilgili bu paragliding videoları yaptı. Onlar da YouTube'da süper, var. Çok güzel. Şimdi o
Ölüdeniz'e birden paragliding iniyor ya şeyler, hemen kumsala. Fotoğraflar varsa verelim. Birden kartal görüyorsunuz, hiç şaşırmayın. O evet. Maskot kartal. Doğru. Yani yamaç paraşütçülerinin şeyleri, kartalları. Hı. Ben birden şaşırdım. Allah'tan Bayram dedi ki, abi dedi, korkma dedi. Bunlar dedi şey, eğilleştirmiş kartallar. Maskot olarak kullanılıyor. Ondan sonra burada Kelebekler Vadisi var senin söylediğin evet, gibi. Muhteşem. Bak bu bir kilise. Evet, orada iki tane de kilise var. O kilisenin kalıntıları. Sonra baba da 1969 ve de Kayaköy kiliseleri. Evet. Burada kaya mezarları da var. Bak şemsiyeler dedim ya. Evet, şemsiyeler sokak. Şemsiyeler sokağı veya 95. sokak. Evet, bu Fethiye'nin görünüş. Evet. Tabii bazen de havuzlu olan yerlerde de şey yapıyoruz. Burası da orada bir otelde spa keyfini biz pek... Spa neydi hatırlıyorsun? Şeyden... Çok sudan gelen... Evet. Hayır hayır. Sudan gelen sıhhat. Evet ama spa aslında bir yaştan sonra yapılmaması gereken bence evet, bir şey. Evet, kaynak. Yapıyorsanız lütfen yapmayın. Çünkü evet. Neden? Aslında beyne oksijeni engelleyebiliyor. Allah korusun. Yani Kenan Işık biliyorsunuz yani spordan sonra spa yapmaya gitti, kaydı ve düştü. Hala evet, komada kendisi. Evet, evet. Böyle bir sürü kaza yaşanan spa merkezleri tabii ki var ve sağlıklı da diyorlar spa için ama belirli bir yaşa kadar. Ondan sonra çok dikkat edilmesi gerekiyor. Evet. Dipnot efendim. Evet. Yani kelime anlamını ben demin söyledim. Evet. Sudan gelen sağlık. Süpersiniz. Sanitas. Per aqua. Aqua zaten su. İtalyanca'da, Latince'de su anlamında. Yine şeyi görüyoruz. Şimdi burada bir de Telmasos Antik, pardon, Amintas, orası babada, Amintas Kaya Mezarları. Burası 15 dakikada merkezden gidilen bir yer. İsmi de, Amintas'ın ismi de antik kentin yöneticisi Kral Amintas'tan kaynaklanıyor. Burada Cennet Koyu var ve Katrancı Koyu var. Ondan sonra bir saklı kent kanyonu var. Nedir kanyon? Oradaki suların vadide böyle kanyon şekline bazı yerlerde 18 kilometre ve yüksekliği de 200 metre. Ama bazı yerlerde 2 metreye de kadar şey. Bu yakın zamanda burası saklı kent kanyonu bulundu. Nasıl bulundu? Bir çoban keçisini kaybetmiş. Ararken bu kanyon bulunuyor ve bakanlık da burayı milli park olarak ilan etti. Çok güzel. Yani oraları mutlaka gezmek lazım. Süper. Burada bir de arkeoloji müzesi var. Antik çağdan Bizans'a kadar eserler var. Ayrıca Menteşe Beyliği'nden Osmanlı'ya kadar arkeolojik ve etnografik eserler sergileniyor. Burada görüyoruz zaten. Evet. 12 ada var. 12 ada var. Bunlardan bir tanesi de Bedir Rahmi'nin işte kaya mezarları. Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun balık resmi yaptığı ilk mavi yolculuğu bulan Bedir Rahmi Eyüboğlu. Ondan sonra başka neler vardı? Bu sene bazı arkadaşlarımız gitmiş Fethiye'ye. Sanırım evet. Korona tabii. Daha okullar tatille girdiler tabii ki. Korona daha yeni başlamıştı sanırım. Hiç insan yokmuş. Yani hiç kalabalık değilmiş. Genelde Fethiye, Ölüdeniz. İngilizler, hep İngilizler gelir. Çok kalabalık olur her zaman. Ölüdeniz'e girmek çok zor olur. Çok da pahalıdır bu arada tesisatlar orada. Ama bu sene çok azmış evet. Turist sayısı. Evet. Şimdi İngiltere biliyorsunuz Türkiye'ye seyahatlere izin verdi ama maalesef o tabloid dediğimiz İngiliz gazetelerinde Türkiye'yi hiç yani o İngiliz vatandaşların beyinlerini çaldı. Çünkü biliyorsunuz bu koronavirüsünde özellikle İtalya'ya hı hı. ve
İspanya'da ama İtalya'ya, İtalya feryat figan etti. Biz dedi Avrupa Birliği ülkesiyiz dedi. Hatta Avrupa Birliği'nin bayrağı yakıldı filan. Evet. Dolayısıyla kendi yaptıkları hatayı, çünkü hiç ilgilenmediler, telafi etmek için bizi bir yerde, yani sanki ülkemizde pandemi salgını varmış gibi. Görüyorsunuz yani 18 tane, 17 tane böyle her gün ölüm. 18-17 tane ölüm ama tabii vaka sayıları şimdi 900'lere, 900 küsürlere geldi. Evet. Ama şöyle bir şey var, beni aslında en çok korkutan şey, bu vaka sayıları düştükçe aldığımız tedbirler de düşüyor. Çünkü her gün düğün görüntüleri, sünnet görüntüleri, evet, işte evet, asker uğurlama evet, görüntüleri. Yani şimdi burada da bir tedbirsizlik, dün haberlerde izledim yine bir maçla ilgili. Evet. Bir şampiyonluk kupası maçıyla ilgili bir görüntü verildi. Yani bırakın koronavirüs, yani insanlar iç içe. Şimdi şöyle bir tehlike var. Şimdi İngiltere'de orada burada yanlış lanse ediliyor olabiliriz ama ülkemizde de bununla ilgili birazcık toplu eğlencelerde genelde toplu diye, eğlenceler, düğünlerde falan bir vurdum duymazlık da var Pekcan evet, Bey. Evet, bu bir var. Türlü bu vaka sayılarını bir ara çok güzel düşmüştü. 400'leri falan görmüştük. Evet. Ama şimdi 900 küsürlerdeyiz şu anda. Yani şunu diyemeyiz rahatlıkla, koronavirüs yok, bütün turistler rahatlıkla gelsinler. Ha, biz pandemiyi çok iyi yönetti ülkemiz sağlık anlamında. Bununla gerçekten arkasındayım ama beni o turist akını bir yandan evet insanların çalışması gerekiyor, bir yandan da endişelendirmiyor değil. Evet. Yani bu zor bir süreç. Keşke buna başka bir çare bulunsa. Yani evet, turist almadan keşke o insanlara yardım edebilecek bütçemiz olsaydı. Evet. Kötülemek ülkemizi, bu da bence yanlış. Yani ülkemiz kötüleniyorsa, pandeminin çok yüksek olduğu söyleniyorsa insanlar bunu araştırabilirler. Evet. Yani şimdi her gün bizde Twitter'da Fahrettin Koca vaka sayıları veriyor. Evet. Ben İngiltere'de yaşayan bir vatandaş olarak Türkiye'de gelirsem bu pandemiyi biraz araştırırım bu ülkede. Evet. Yani devletin bana bir şey söylemesine gerek evet, var mı diye düşüncesi de evet, kafamda dolanıyor. Bakın İran'da 200, benim İran'da ahbaplarım var, onlarla WhatsApp'ta görüşüyorum. 200, her gün 200 ölüm yani. Onu söylüyorum. Evet. Ama şimdi yani ve İngiltere istediği gibi, kadar Türkiye için evet, pandemi merkezi desin. Ben bir İngiliz vatandaşı olarak gideceğim ülkeye bu dönemde tatil yapacaksam o ülkeyi araştırmadan gitmem zaten. Evet. Baktıkları zaman tabloyu görecekler. Evet. O zaman evet, yani bunun ben turist etkileşimle bir alakası olduğunu zannetmiyorum bu haberlerin. Evet. Koronayla bir alakası var. Korona. İnsanlar korkuyorlar Pekcan Bey. Korkuyorlar evet. Bu kadar basit. Yani evet, Fethiye gibi bir yerde her sene İnanılmaz Türk, inanılmaz yabancı olan bir yerde bu sene inanılmaz bir düşüş var ve her yerde hemen hemen, yani Çeşme dahil sanırım, Çeşme ve Bodrum hariç her yerde çok ciddi problemler yaşıyor insanlar. Evet. Bunu da söylemek istiyorum. Evet. Evet efendim, buyurun. Şimdi efendim Fethiye'ye nasıl gidebiliriz? Nasıl gidebiliriz? Otobüsle gidebiliriz ama şu anda baktım ben uçaklar çok ucuz. Hı hı. Dalaman Havaalanı'na iniyorsunuz. Biliyorsunuz Dalaman Havaalanı'ndan Marmaris'e de gidebiliyorsunuz. Evet. Bodrum'a da gidebiliyorsunuz. Fethiye'ye 40 dakikalık bir yolculuktan Fethiye'ye gidiliyor. Bir de Fethiye'de bir şeye dikkat ettim. Şu anda var mı yok mu? Fethiye'nin içinde bir güneş saati var, cam fanus içinde. Ama orada o kadar ilginç bir yazı var ki, bu güneş saati, hı hı, güneş saati, hı hı, 6 Mayıs 2006 tarihinde buraya konuldu. 3 gün sonra 9 Mayıs 2006'da elleri kırılası yaratıklar tarafından kırıldı. Böyle bir şey koymuşlar. Yani bu da güzel bir şey yapmışlar. Güneş saati yapmışlar. Bunu niye kırıldı? Ve de tepki de böyle getirmiş. Demin turistlere dedik. Mesela evet, Hisar önü, Fethiye'nin Tisaron'u, çok İngilizleri çok görürsünüz. Yani kendinizi aynı evet, Didim evet, gibi. Var, çok var. Nasıl Didim'de kendinizi İngiltere'deki kasabalardan bir tanesinde hissediyorsunuz. Şey de öyle, Hisar önünde de öyle bu şeyler var. Orada bir caminin imamı güzel bir yazı koymuş İngilizce. Her türlü sorunuza size cevaplandırmaya hazırım diye. O da çok ne hoşuma güzel, gitmişti benim notlarımda. Işıklar Ülkesi diye gazetelerde de çıktı, şeyde de bulabilirler,
detaylarını öğrenmek isteyen izleyicilerimiz Google'da. Şöyle bir soru gelmişti aslında. Evet. Şimdi bu pandemi sürecinde insan sayısı az ama şu sizi şöyle bir yanılgıya düşürmesin. Burada da tatile çıkacak olanlara da söyleyelim. Fiyatlar düşmüş değil. Tam aksine çok da pahalı. Yani birçok yerde çok pahalı yani fiyatlar, çünkü turist sayısı az olduğu için yani mantıken diyoruz ki fiyatlar düşürülmüştür. Evet, ama birçok yerde öyle değil, fahiş fiyatlar var. Çok az yerlerde normal fiyatlar var şu anda. Eğer biraz araştırırsanız, ben çünkü bu araştırmayı yaptım. Yani birçok yerde hiç geçen seneden arta kalan bir, yani altta kalan bir durum yok. Hatta bazı durumlarda da daha da yüksek fiyatlar veriliyor. Evet. Bu da doğru mu yanlış mı bunu tartışmıyorum ama böyle de bir durum var Pekcan evet. Bey. Yani az insan gidecek ama o parayı bir şekilde çıkartmaya evet. çalışıyor tabii ki oradaki işletmeler. Evet. Tabii burada bir şey yapamıyoruz. Arz talep meselesi. Yani bizimle alakalı değil zaten. Evet, bizim yapacağımız bir şey meselesi. Değil. Şeyi de, istihdam gücü de azalıyor. Ona göre çalıştırılan personel yani de korona dediğim evet. gibi, yani bu çok ciddi bir pandemi ve bunun tabii ki etkilerini biz daha bir süre daha dünyaca hissedeceğiz. Evet. Evet, bitti mi? Aşağı yukarı bu Kelebekler Vadisi'nde bir cins 80 çeşit kelebek var. Orada evet. kaplan kelebeği çok önemli. Kaplan kelebeği. Evet, kaplan kelebeği. Ondan sonra rafting yapılıyor. Şövalye Adası var. Şimdi 12 adadan bir tanesi önemli olan. Ondan sonra Kaya Köyü'de ben bu mezarların olduğu Kaya Köyü'de yaşayan müze. Eski adı Levisi. Levisi'den Yunanistan'a göç eden Rumlar da var. Şeyden de, Selanik'ten de buraya gelen yine Türkler var. Çok güzel. Ve o kaya mezarları çok ilginç. Zannedersem şeyden, depremden sonra 50 depremiydi galiba. Yanılmıyorsam ya 35 ya 50, tam emin de değilim. O depremden sonra bu evler boşaltıldı ama öyle boş duruyor. İnşallah onları da restore edilir. Çünkü çok güzel o o evler kaya. Çok güzel. Evet, süper. Güzel. Pekcan Bey, çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Haftaya tekrar görüşmek umuduyla diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Evet efendim, bugünümüzü bitiriyoruz. Haftayı bitiriyoruz. Kendinize çok iyi bakın. İyi bir hafta sonu olsun. Hepiniz için güzel insanlar. Lütfen sevgiyle kalın. Rab ile kalın. Ve evinizden lezzetli sohbetler eksik olmasın. Görüşmek umuduyla. Hoşça kalın. İsa Celil'e gölünün kıyısında yürürken, Petrus diye de anılan Simon'la kardeşi Andreas'ı gördü. Balıkçı olan bu iki kardeş göle ağ atıyorlardı. Onlara "Ardımdan gelin," dedi. "Sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım." Onlar da hemen ağlarını bırakıp onun ardından gittiler. İsa daha ileri gidince başka iki kardeşi, Zebedi'nin oğulları Yakup'la Yuhanna'yı gördü. Babaları Zebedi ile birlikte teknede ağlarını onarıyorlardı. Onları da çağırdı. Hemen tekneyi ve babalarını bırakıp İsa'nın ardından gittiler.
İsa bütün kent ve köyleri dolaşarak havralarda öğretiyor, göksel egemenliğin müjdesini duyuruyor, her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu. Kalabalıkları görünce onlara acıdı. Çünkü çobansız koyunlar gibi şaşkın ve perişandılar. O zaman İsa öğrencilerine, ürün bol ama işçi az dedi. Bu nedenle ürünün sahibi Rab'be yalvarın. Ürününü kaldıracak işçiler göndersin. İsa 12 öğrencisini yanına çağırıp onlara kötü ruhlar üzerinde yetki verdi. Böylece kötü ruhları kovacak, her hastalığı, her illeti iyileştireceklerdi. Bu 12 elçinin adları şöyle. Birincisi Petrus adıyla bilinen Simon, onun kardeşi Andreas, Zebedi'nin oğulları Yakup ve Yuhanna, Filipus ve Bartalmay, Thomas ve vergi görevlisi Matta, Alfay oğlu Yakup ve Taday, yurtsever Simon ve İsa'ya ihanet eden Yahuda İskariot. İsa 12'leri şu buyrukla halkın arasına gönderdi. Öteki ulusların arasına girmeyin. Samiriyelilerin kentlerine de uğramayın. Bunun yerine İsrail halkının yitik koyunlarına gidin. Gittiğiniz her yerde göklerin egemenliğinin yaklaştığını duyurun. Hastaları iyileştirin, ölüleri diriltin. Cüzamları temiz kılın, cinleri kovun. Karşılıksız aldınız, karşılıksız verin. Kuşağınıza altın, gümüş ya da bakır para koymayın. Yolculuk için ne torba, ne yedek mintan, ne çarık, ne de değnek alın. Çünkü işçi yiyeceğini hak eder. Hangi kent ya da köye girerseniz, orada saygıdeğer birini arayın ve ayrılıncaya dek onunla kalın. Onun evine girerken evdekilere esenlik dileyin. Eğer evdekiler buna layıksa, dilediğiniz esenlik üzerlerinde kalsın. Layık değillerse size geri dönsün. Sizi kabul etmez, sözlerinizi dinlemezlerse, o evden ya da kentten ayrılırken ayaklarınızın tozunu silkin. Size doğrusunu söyleyeyim. Yargı günü, o kentin hali Sodom'la Gomorra bölgesinin halinden beter olacaktır. İşte sizi koyunlar gibi kurtların arasına gönderiyorum. Yılan gibi zeki, güvercin gibi saf olun. İnsanlardan sakının. Çünkü sizi mahkemelere verecek, havralarında kamçılayacaklar. Benden ötürü valilerin, kralların önüne çıkarılacak. Böylece onlara ve uluslara tanıklık edeceksiniz. Sizleri mahkemeye verdiklerinde neyi nasıl söyleyeceğinizi düşünerek kaygılanmayın. Ne söyleyeceğiniz o anda size bildirilecek. Çünkü konuşan siz değil, aracılığınızla konuşan babanızın ruhu olacak. Kardeş kardeşi, baba çocuğunu ölüme teslim edecek. Çocuklar anne babaya baş kaldırıp onları öldürtecek. Benim adımdan ötürü herkes sizden nefret edecek. Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır. Bir kentte size zulmettikleri zaman ötekine kaçın. Size doğrusunu söyleyeyim. İnsanoğlu gelinceye dek İsrail'in bütün kentlerini dolaşmış olmayacaksınız. Öğrenci öğretmeninden, köle efendisinden üstün değildir. Öğrencinin öğretmeni gibi, kölenin de efendisi gibi olması yeterlidir. İnsanlar evin efendisine Baal-Zeul derlerse, ev halkına neler demezler? Bu yüzden onlardan korkmayın. Çünkü örtülü olup da açığa çıkarılmayacak, gizli olup da bilinmeyecek hiçbir şey yoktur. Size karanlıkta söylediklerimi siz gün ışığında söyleyin. Kulağınıza fısıldananı damlardan duyurun. Bedeni öldüren ama canı öldüremeyenlerden korkmayın. Canı da bedeni de cehennemde mahvedebilen Tanrı'dan korkun. İki serçe bir meteliğe satılmıyor mu? Ama babanızın izni olmadan bunlardan bir teki bile yere düşmez.
Size gelince başınızdaki bütün saçlar bile sayılıdır. Onun için korkmayın. Siz birçok serçeden daha değerlisiniz. İnsanların önünde beni açıkça kabul eden herkesi, ben de göklerdeki babamın önünde açıkça kabul edeceğim. İnsanların önünde beni inkar edeni, ben de göklerdeki babamın önünde inkar edeceğim. Yeryüzüne barış getirmeye geldiğimi sanmayın. Barış değil, kılıç getirmeye geldim. Çünkü ben babayla oğlun, anneyle kızın, gelinle kaynananın arasına ayrılık sokmaya geldim. İnsanın düşmanı kendi ev halkı olacak. Annesini ya da babasını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir. Oğlunu ya da kızını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir. İsa, Celile bölgesinin her tarafını dolaştı. Buralardaki havralarda öğretiyor, göksel egemenliğin müjdesini duyuruyor, halk arasında rastlanan her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu. Ünü bütün Suriye'ye yayılmıştı. Türlü hastalıklara yakalanmış bütün hastaları, acı çekenleri, cinlileri, saralıları, felçlileri ona getirdiler. Hepsini iyileştirdi. Celile, Dekapolis, Yeruşalim, Yahudiye ve Şeria Irmağı'nın karşı yakasından gelen büyük kalabalıklar onun ardından gidiyordu.